Herkese iyi bir pazar diliyorum. Selam. Gayet kolay bir bağlantı oldu. İyiyim, siz nasılsınız? Çok mersi. İnşallah gerisi de öyle olur. Olacak eminim. Bir dakikamız var. İstiyorsanız bekleyelim. Tabii ki, tabii ki. Ben bu sırada Radyo Voyage dinlerim hep. Çok güzel. Bir dakika içinde başlayacağız. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Herkesin evde olduğunu bilmek ne kadar garip bir duygu, değil mi? (Gülüyor) 40 saniye içerisinde başlayacağız. Bugünkü konuğumuz Mercer. Konumuz da gayet güzel bir başlık. Kurumsal cinsiyet eşitliği. Herkes hoş geldi. Cansel hoş geldin. Size de iyi pazarlar olsun. Dinçer Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey, Uçar Sigorta, Aksu Sigorta. 10 saniye sonra başlıyoruz. Yeniköy'de nasıl? Kar var mı? Bu sabah başladı. Dün hiç yoktu. Ulus falan bayağı kötüymüş gördüğüm kadarıyla. Diğer tepeler, ama tepeler öyle bembeyaz. Bu sabah Yeniköy her yer artık kar yani. Evet. Sevgili konuklar, saat tam 4. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Işıl Hanım hoş geldiniz. Bugünkü konumuz benim için çok önemli bir konu. Kurumsal cinsiyet eşitliği. Beni tanıyan herkes bilir bu konudaki hassasiyetimi. Mercer, Işıl Çayırlı Ketenci ile birlikte olacağız. Kendisi kariyer, global pazarlama lideri. Herkes biliyor ama bilmeyenler için söyleyeyim. Mercer şirketlere insan kaynaklarının her alanında çözümler sunan dünyanın lider bir danışmanlık şirketi. Işıl Hanım da orada global pazarlama lideri kariyer hususunda. Söylediğim gibi bugün kurumsal cinsiyet eşitliği konusunda konuşacağız. Türkiye'de kadınların istihdama katılımı uzun yıllardır esasında kadınların toplumdaki statüsünü fazlasıyla etkileyen sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Maalesef 2021 yılındayız. Sadece Türkiye'de de değil. Ben bunu hani sadece lokal bir problem olarak görmüyorum. Çok global bir problem. Kadınların iş gücüne katılmasında görülen değişimler toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı iş gücü piyasasının işleyişiyle de doğrudan ilişkili olmakta bana göre. Şimdi bir rakam vereceğim. Bu arada Türkiye'de son nüfus sayımına göre herhalde kadın erkek sayısı hemen hemen eşit gibi %50.2'ye 49.8 ve fakat kadınların yaklaşık iş gücüne katılım oranı %32'ler civarında Haziran 2020 itibariyle erkeklerde 68.2 ve maalesef ki 2019 yılı ile kıyaslandığında 2020'de kadınların aleyhine bir %10 düşüşte görüyoruz. Bugün bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle tekrar hoş geldiniz Işıl Hanım. Hoş bulduk. Başlangıç olarak kadınların iş hayatındaki yerini kısaca bize daha kurumsal cepheden ve işin ehli olarak biraz anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim Sema Hanım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim ve dinleyen herkese, bizi izleyen herkese hoş geldiniz diyoruz. Karlı bir İstanbul'dan umarım herkes karın keyfini çıkardı şimdiye kadar. Belki bir takım istatistiklere girmeden önce toplumsal cinsiyet eşitliği derken neden bahsediyoruz, onu nasıl tanımlıyoruz, ondan bir bahsetmek istiyorum. Bizim görüşümüz burada hem kadının hem erkeğin sosyal hayatta aynı zamanda da kurumsal hayatta aynı fırsatlara sahip olması ve aynı muameleyi görmesi. Bundan bahsediyor. Sizin verdiğiniz veriler çok yerinde. Sadece şu anda istihdamda kadınlar %30 oranında çok düşük. Ama nüfusumuzun dediğiniz gibi %49'u kadından oluşuyor. Dolayısıyla burada inanılmaz bir iş gücü kaybı var. En başlangıç noktamızda.
Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği endeksi var. Ben biraz ondan başlayıp ondan sonra kendi araştırmamıza gelmek istiyorum. Tabii ki. Bu endeks çok çok önemli. Bu çünkü dünyada hem kadının hem erkeğin belli kriterlerde ne oranlarda temsil edildiğine bakıyor. Ve sağlıkta, eğitimde, ekonomide, katkıda ve politik güçlendirme diye baktığımız dört ana konuya eğiliyor. Ve Türkiye 153 ülke arasında 130. çıkıyor. Dolayısıyla karnemiz çok düşük. Özellikle hangi alanlar düşük dersek ekonomiye katkı ve politik güçlendirmede çok çok geride kalıyoruz. Peki, Mercer olarak siz bir anket yapıyorsunuz, ben de takip ediyorum. Bu yapmış olduğunuz anketle neyi hedefliyorsunuz? Bunun sonuçları size ne gösteriyor ve sonrasındaki aksiyonlarınız ne oluyor? Şimdi Mercer'ın araştırmasının en büyük farkı biz kurumsal hayatta cinsiyet eşitliğinde, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında neler oluyor ona bakıyoruz. Araştırma Türkiye araştırmasında özellikle çünkü hem bir global araştırmamız var, biz bunu Türkiye'de tekrarladık ve Türkiye verilerini elde ettik. Türkiye'de özellikle kadınların ücret eşitliğinde, fırsatlarında yani kariyer fırsatlarında ve yaşadıkları deneyimlerde neler oluyor onu irdeledik. Ve amacımız da açıkçası buradan çıkan sonuçlarda şirketlere bir yol haritası sunmak. Çünkü özellikle son zamanlarda yani bu konu yaklaşık 10 yıldır bence gündemimizde. Çok çok büyük kurumların zaten gündemi. Yani şirketleri ve devletleri bir yana ayırırsak Dünya Ekonomik Forumu gibi çalışma örgütleri gibi dernekler hemen hemen herkesin gündeminde ve bunun esasen bir sebebi var. Sebeplerin en başında bence toplumsal baskılar. Yani kadınların bu konuda dezavantajlı olduğu zaten biliniyordu. İş hayatında da geri planda kaldığı biliniyordu ama bir takım aksiyonlar alınmıyordu. Onun dışında Y ve Z kuşakları eşitsizliğe karşı çok çok vokaller. İnanılmaz bir baskı var. Duyduğumuz dünya genelinde ücret eşitliği kanunları özellikle Avrupa'da şu anda çok net bir takım kanunlar ortaya çıktı. Yönetim kurullarında kotalar hatta ve hatta çok daha fazla göreceğiz. Özellikle üst düzeyin artık ücretlendirmesinde ve ödüllendirilmesinde bu tip kriterler, bu tip başarılar devreye giriyor olacak. Bu da açıkçası bize şunu gösteriyor. Yani bu konu artık göz ardı edilebilecek bir konu değil. İş öncelikleri arasında zaten birçok firmanın önceliğinde var ama olmayanlar da almak zorunda kalacak. Yani bu bence perspektiften dinlemekte yarar var diye düşünüyorum bu konuyu. Araştırmaya gelince araştırmanın ismi Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması. Dediğim gibi bu araştırmanın bir global ayağı var, bir de Türkiye ayağını yaptık. Şu anda bizim baktığımız kadın ve erkek üzerine ama Amerika'da bu araştırmaya bakarsanız onlar farklı kategorilere de bakıyorlar. Yani özellikle Afrikalı Amerikalılarla beyazlar arasında ne oluyor? Hispaniklerle beyazlar arasında ne oluyor gibi. Bu araştırmanın farklı kolları da var ama bizim araştırma kadın ve erkek üzerine devam ediyor. Sonuçlara biraz az çok girmemi ister misiniz Sema Hanım Tabii hemen? tabii. Hatta ben 2016-2020 yılı arasındaki bir karşılaştırmayı rica edeceğim. Bir de bu arada söylediğinize katkı olarak sanırım geçenlerde Almanya'da yönetim kuruluna kadın kotası konuldu. Yani Almanya'da bile daha yeni konuldu. Türkiye'de de bu konuda oldukça başarılı çalışan sivil toplum kuruluşları var. Bizim Kadın Sigortacılar Derneği de bu konuda sigorta sektörü spesifik olmak üzere bazı aksiyonlar alıyor. Çalışmanızın bu iş dünyasında parladıkça çalışmasın 2016-20 yıllar arasında gelişme görülen kadın lehine ve aleyhine veya gerileyen konuları ana başlıklar olarak neler oldu? Şimdi şöyle, 2016'dan 2020'ye geldiğimizde 4 sene iyi bir sene zaman olarak trendleri görmek adına. Açıkçası biz pozitif bir tablo gördük. Çünkü hep başlarda negatif şeyler söyledik ama araştırma esasen bize pozitif bir şeylerin olduğunu da söylüyor ülkemiz adına. Belki biraz profilden bahsetmek istiyorum. Kimler katıldı? Çünkü genele yayarsak farklı bir sonuç çıkabilir ama
araştırmaya özellikle uluslararası şirketlerin iştirakleri Türkiye'deki bunlar %50'lere yakın bir orandı. Ya da büyük yerel şirketler, bunlar da biraz daha %50'nin fazlasında, yaklaşık 68 firmayı kattık. Bunların hepsi tabii öncü firmalar. Üniversiteler de vardı, dernekler de vardı. Bu konuya ilginin öncelikle arttığını gördük. 2016'da yaptığımızda bir kere araştırmaya katılmak için biz insanlara rica etmiştik. Yani lütfen doldurun, bu konu gündeme girecek diye. Ama şimdi çok farklı bir tablo gördük. Kendinden gönüllü katılmak isteyen çok fazla firma oldu. Bu da bize şunu söylüyor. Bu konu hakikaten çok daha fazla şirketin gündeminde. En önemlisi temsili arttırdık. Kadın temsilini. Yani bütün katılımda çalışan olarak temsil arttı bu firmalar arasında. Özellikle üst düzeyde %12'lik bir artış gördük. Kadınların üst düzeyde yer almasında. Kıdemli yönetici, yani bir alt kategoride de %19'luk bir oran gördük. Bunlar hakikaten sevindirici oranlar. Onun dışında esneklik konusu. Bu araştırma bu arada COVID öncesi yapıldı. Bu çok önemli. Çünkü şu an baksak eminim bu konjonktürden dolayı farklı bir sonuç çıkar. Ama bu sonuç birkaç sene sonrasının durumunu yansıtır mı, onu sorgulamak gerekir. Çünkü şu an olağanüstü bir durum var, pandemi var. Ama 2016'dan 2020'ye geldiğimizde zaten esnek çalışma modelleri sunan şirketlerde %14'lük bir artış gördük. Hı hı. Ayrıca erkeklerin katılımı, yani erkekler çok kilit nokta. Onların katılımında da ufak bir artış, %10'ların üstünde değil ama %3'lük bu konuya ilgisi, alakası ve bu konularla bir şekilde alakalı olmasında %3'lük bir artış gördük. Belki bir de son olarak iyi çıktığımız noktalardan bir tanesinden bahsedebilirim. Özellikle kadınların kilit rollerde yer almasında. Yani kadınların karlılık rolleri, üst düzey yöneticiliklerde finansman bakımından o rolleri kapsayacak yerlerde yer almasında da %70 oranında onlara fırsat sunuyoruz ve globalin üstünde bir rakam çıktı. Bundan da özellikle bahsetmek istedim. Burada sanırım Işıl Hanım, biz biraz üniversite ve yüksekokul mezunu kadınlar var bu grubun içerisinde. Sanki biraz lise ve altına indiğimizde bu katılım oranı gözle görülür şekilde bir azalış gösteriyor. Yani dolayısıyla yüksekokul mezunlarında bu artış var ama hala lise mezunu ve altındaki kadınlarımızın istihdama katılım oranları ciddi derecede düşük. Peki ücret eşitliğinde neredeyiz Türkiye olarak dünya ile karşılaştırıldığında ve Türkiye içerisinde kadın erkek karşılaştırıldığında nerede duruyor kadınlar? Onda açıkçası bir iki farklı kaynaktan bilgi aktarmak istiyorum. Özellikle dünyadan başlarsak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı bir araştırma var her sene. Orada kadın ve erkek ücret eşitliği oranlarında erkekler dünya genelinde %20 daha fazla kazanıyorlar. Bunu Türkiye geneline taşırsak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmalarda da orada %15.6, %16'lık oranlarda bir takım farklılıklar çıkıyor. Biz Mercer ücret araştırmasından bilgi vermek istersek de tabii ki burada dediğim gibi profil daha farklılaşabiliyor. Biri Türkiye geneli, biri Mercer çalışmasına katılan şirketler. Burada aradaki fark düşüyor. Özellikle bir takım giriş rollerinde %1 ile 3 arasında bir oran var. Ama üst düzeye geldiğimizde bu oran %8'lere 9'lara çıkıyor. Yani açıkçası profil arttıkça, hem çalışanların profili hem de firmaların profili arttıkça bu aradaki farkın düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Şimdi kadınlar, siz de ben de kadınız ve iş hayatında varız ve uzun yıllardır varız. Ama maalesef birçok kadınımız bu fırsatlara sahip olamıyor ve kariyerinin belli bir döneminde iş hayatını bırakmak durumunda kalıyor. İşte buna evlilik olabilir, annelik olabilir, ailedeki büyüklere bakma zorunluluğu olabilir ya da toplumsal baskılarla ne gerek var çalışmana, evinde otur gibi kadına özgü baskılar var. Kadınları iş hayatında tutabilmek için sizce
daha farklı neler yapılabilir? Şu anda yapılandan daha farklı neler yapılabilir? Bence bu aşamada politika ve programlar devreye giriyor. Şirketlerde kullanılacak. Yapılabilecek çok şey var. Ama dediğiniz bence nokta çok kilit bir nokta. Yani kadının sosyal hayatla birlikte kurumsal hayata taşıdığı ve hala kadının üstünde olan bir takım yükümlülükler var. Bunlar en başta hasta, çocuk, yaşlı bakımları. Yani bunlar özellikle ülkemizde, dünyada da böyle bu arada ama belki Avrupa'ya bakarsak daha farklı tablolar görüyoruz. Ama özellikle Türkiye'de bu sorumluluklar hep kadında kalıyor. Bu da kurumsal hayatta özellikle kadınlar zaten üst düzey rollere erişemeden bir şekilde o yarıştan kopmak zorunda kalıyorlar. Ya isteyerek ya istemeyerek. Ama şirketler bunun farkında olursa en başta bunlarla ilgili bir takım programlar yapabilirler. Yani kadının finansal güvenliği. Çünkü kadın zaten erkekten daha önce bahsettik çok daha az kazanıyor. Üst rollere çıkmadan bir şekilde zaten o kurumsal yarıştan kopuyor. Dolayısıyla çok daha az iş hayatında kalıyor. Yani bu oranlar inanılmaz. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Türkiye'de kadınlar ortalama 19 yıl iş hayatında kalırken erkekler 39 yıl kalıyor. Ama biz Avrupa Birliği'ne bakarsak oradaki aradaki fark sadece 5 sene, 2 katı değil. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği'nde 33 sene kadınlar çalışıyor, erkekler 38 sene. Yani dediğim gibi inanılmaz bir fark var. Dolayısıyla politika ve programlar olarak bence ilk bakılması gereken ve en fazla göz ardı edilen alan bu. Yani kadınların finansal güvenliği, bakım yükümlülükleri bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunlar tabii ki maliyetli faaliyetler olabiliyor şirketlerinde ama esnek yanaklar gibi çok güzel programlar var. Çünkü özellikle bu kurumların çalışanlarına verdikleri yan haklar paketi var. Bunu esnettiğiniz zaman kadınlara bunları içinden seçim yapın dediğiniz zaman onlar kendi ihtiyaçlarına göre bunları yapabiliyorlar. Ve bu arada hep şunu düşünmeliyiz bence biz kadının kurumsal hayatta iyi bir hale getirebiliyorsak bunun zaten sosyal bir yansıması var. Bu da erkeğe bir yansıması var. Dolayısıyla biz esasen topluma yardım ediyoruz. Yani hep şirketler bu konuda empati yapabilirlerse kadınlara ve özellikle zaten erkekler çok kilit rolleri ellerinde tuttukları için açıkçası kadınlardan hep geri bildirim almalı ve onlarla kontakta olmalılar. Yani onların neye ihtiyacı var? Nasıl onları yükseklere taşıyabiliriz? Onun dışında dediğim gibi esnek çalışma modelleri çok önemli. Yani part time büyük kurumlarda bile biz bunu evet sisteminizde var mı diye sorduğumuzda var. Kullanılıyor mu? Hayır. Çünkü hepimizde şöyle bir açıkçası çekince var. Part time'a geçersem kariyer yarışından geride kalacağım. Ya da bir şekilde hiçbir zaman full time'a geçemeyeceğim. Ama mesela iyi uygulamalı olarak onlara bir taahhütte bulunursa bir dediğim gibi bir çalışan bir sebepten dolayı bir dönem part time çalışmak zorunda kalabilir. Bunu gönül rahatlığıyla yapabilirse hem kadın hem erkek açıkçası çok farklı tablolar edinebiliyoruz sonrasında. Bu da pozitif tablolar oluyor. Kesinlikle. Şimdi işin parantez açık bir magazin boyutunu söyleyeceğim. Şu anda oldukça meşhur bir dizi var bir kanalda, reklamını yapmayayım. Ve oyunculardan bir tanesi dizi süresince hamile kaldı. Ve şu anda da 7,5 aylık hamile. Yönetmen ve senarist bu kadın çalışanı işten çıkartmayıp git doğumunu yap gel, senin rolünü askıya alacağım. Ve döndüğünde tekrar işe başlayacağım demesi hani hepimizin alkışlarına tabi oldu. Evet, gerçekten tabii toplum böyleyken tabii ki alkışa tabi olması lazım ama hemen kadın izleyicilerden bazı linçler geldi. Hani hamile kadını neden oynatıyorsunuz? O gitsin evde çocuğuna baksın gibi. Dolayısıyla kadının iş hayatındaki zorlukları sadece erkek tarafından gelmiyor esasında. Kadınların kendi tarafından da büyük baskı var. Ben iş hayatındaki zorlukları kadının hani ciddiye alınmaması, kadının yüksek bir empatiyle herkesi mutlu etmeye çalışması, mobbing, iş özel yaşam dengesinde maalesef bu dengeyi, teraziyi hassas tartıda tutmak zorunluluğu olan hep maalesef kadın oluyor. İşte mesleki ayrımcılık ya da ne bileyim
görev dışı hizmetler, mesela işte 5 kişi oturduğunda bir kadın varsa, hani neden çayı kahveyi koyan hep kadın oluyor gibi sebeplerle maalesef kadınlar çoğu zaman yolda kayıplara uğruyorlar. Peki burada erkeklerin rolü nedir? Yani kadınları iş hayatında tutarken biraz önce biraz bahsettin ama üst düzey yöneticilerimiz çoğunlukla erkek. Yönetim kurulu erkeklerden oluşuyor. Daha böyle erkek dominant bir alanda neler yapabilirler farklı kadınlara? Yani bir kere bence erkeklere çok iş düşüyor burada. Yani çünkü dediğim gibi artık farkındalık boyutunu zaten aşmak üzereyiz. Dolayısıyla burada esasen çok büyük bir potansiyel var. Bunlar da kadınlardan oluşuyor. O potansiyeli bence o erkekler zaten kullanmalı, erkek yöneticiler kullanmalı. Onlar zaten kritik rolleri yıllardır ellerinde bulunduruyorlar. Ve bunun avantajını sürerken de artık hakikaten kadınları bir şekilde ellerinden tutmalılar diye düşünüyorum. Yani çok geç olmadan. Çünkü bahsettiğimiz sebeplerden kadınlar zaten bir şekilde yarıştan kopmak zorunda kalıyor. Ve bunu başarabilenler hakikaten olağanüstü bir takım engelleri aşarak geldiklerini zaten her yerde anlatıyorlar. Yani her kadın yönetici gerçekten onları bir genel müdür, CEO, yönetim kurulu olarak başkanı olarak görüyorsak onların hep bir hikayesi var. Erkeklerin çok o kadar hikayesini duymuyoruz açıkçası. Nedense hep kadınlara çok daha zor oluyor. Dolayısıyla buradan belki yapabileceğimiz en güzel çağrı bu potansiyeli kullanmaları ve kadınlarla açıkçası açık iletişimde olmaları. Yani çünkü kadınlar bunları sorulmayı bekliyor. Yani bizim neye ihtiyacımız var? Biz nasıl üst kademelere gelebiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü dediğim gibi bu bir sorumluluk. Kadın kalkınınca erkek de kalkınacak. Ve bütün biz İskandinav ülkelerine bakarsak bu konularda onlar hep en yükseklerde çıkıyorlar. Bunun sebebi de açıkçası ekonomik olarak kadınların iş hayatında olması ve buna bir katkıda bulunması. Aynı şekilde politikada olması. Yani Finlandiya Başbakanı biliyorsunuz bir kadın ve onun hep söylediği... Ve yönetimi de 4 tane kadından oluşuyor kabinedeki ya da bakanlıktaki kadınlar ve hepsi gayet genç. Gelecek vadeden kadınlar. Aynen ve onun hep söylediği yani bu bir kadın meselesi değil, bu bir toplum meselesi ve aynı şekilde yani kurumsal hayatta sonuçta toplumun çok çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bence erkeklere çok fazla iş düşüyor. Çok yakın zamanda bu konu uzmanı, bu konuda hakikaten Dünya Ekonomik Forumu gibi birliklere danışmanlık yapan biriyle konuştum. Mesela o dedi ki Işıl dedi benim mentorum. Z kuşağından bir arkadaşımız dedi, bir kadın arkadaşımız dedi. Ve ben açıkçası ondan aldığım bilgilerle Dünya Ekonomik Forumu'na bir takım danışmanlık bilgilerimi aktarıyorum dedi. Dolayısıyla yani mentor derken erkekler bence çok daha geniş bakmalı. Sırf bir jenerasyona değil, bütün jenerasyonlara ve mümkünse daha alt jenerasyonlara bakmalı diye düşünüyorum. Bir ülkenin yarısının ayağını zincirlerseniz diğer yarısını göklere yükseltemezsiniz diye güzel bir laf var. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Türkiye ve dünyada iyi uygulamalar, daha doğrusu dünyada, globalde bizde olmayan ve dünyada uygulanan, hoş artık öyle de bir şey kaldı mı gerçekten bilemiyorum. Yani sanki biraz sadece algı ve eğitim şeyine kaldı gibi. Hani nedir dünyadan getirmemiz gereken best practice desem gelmemiş bir şey yok gibi geliyor bana en azından. Siz Mercer olarak ne dersiniz bu konuda? İyi uygulamalar neler olabilir? Aynı fikirdeyim Sema Hanım. Açıkçası biz uygulama ve politika olarak belki bazı şeyleri geç adapte ediyoruz. Ama dediğim gibi uluslararası firmalar bu konuda hep öncü. Ama bir yanda da büyük yerel firmalar çok çok iyi işler başarıyorlar. Ve ben açıkçası onlardan geriyiz. Özellikle kurumsal hayatta böyle bir şey demek istemiyorum. Hatta bizim daha iyi uygulamamız olduğu alanlar bile oluyor. En güzeli bence en çok yapılması gereken ve herhalde en çabuk katkısı bulunan anne ve baba izinleri. Yani bu izinlerde özellikle doğum izinlerinde. Çünkü Avrupa biliyorsunuz artık birçok ülkede ebeveyn iznine geçtiler. Yani bu paylaşılıyor. Belli bir süre veriyorlar. Bir sene veriyorlar ve siz ihtiyacınıza göre bir çift olarak bunu paylaşın diyorlar. Mesela bu tip hakikaten uygulamalar ülkemizde daha fazla olursa
bizim gelişimimiz çok daha kolay olacak. Dediğim gibi bunların maliyeti var. Ama bence en önemli faktör kurumsal hayatta başarıyı getiren insan faktörü. Bir insanı alıp, bir çalışanı alıp yetiştirmek, onları en verimli zamanında kaybetmek sizin yapabileceğiniz en büyük yanlış. Yani yeteneği elde tutmak, özellikle yüksek potansiyelli kadınları elde tutmak size en büyük getiriyi getirecek diye düşünüyorum. Firmalara da hep biz bu yönden alışmanlık veriyoruz. Şimdi alttan da çok güzel yorumlar geliyor. Katılan herkes sağ olsun bu konuda gayet bilinçli, duyarlı. Hatta Genç Acenteler Platformu, şu anda ismini değiştirdiler, TÜGAP. Abdülcelil Bey, dün biliyorum, duydum, kadınlarla ilgili de bir platform kurmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Ne varsa gençlerde var diyeceğim ama yok, genç yaşta herkeste var. Şimdi kadın ve erkek, evet, farklı. Ama eşit diyoruz. Şimdi kadın ve erkeğin, en azından ben Türkiye'deki farklılıklarına baktığımda, erkek biraz daha iş hayatında sonuç odaklı, kadın biraz daha süreç odaklı. İşte erkek iletişimi bilgi alışverişi için kullanırken, kadın biraz daha güven oluşturmak, işte stres yönetimi gibi duygularını ifade etmek için kullanıyor iletişimi. Erkek biraz daha iş odaklı, kadın biraz daha iletişim odaklı. İşte erkek ekonomik ve politik değerlere daha fazla fokus olurken, kadın biraz daha estetik, sosyal ve dini değerlere fokus oluyor. Kadın biraz daha, hatta bayağı fazla dönüştürücü ve değiştirici ve doğurgan kimliğiyle de can veren bir iş hayatına katma değeri varken, erkek biraz daha dayanıklı ve hani kas gerektiren işler yapıyorlar. Şimdi bunlar farklılıklar. Ama ben bunların ne bir tarafına tam ne diğer tarafına tam diyebiliyorum. Yani esasında kadın erkek bir tamız ve bütünüz. Bizler de zaten hep bunu anlatmak için buradayız. Yani ne tek başına kadın ne tek başına erkek. Bir sorum da benim. Şimdi yönetim kurulunda tabii çok daha az sayıda kadın var. Geçenlerde bir sayıya bakmıştım. Aile şirketlerinde daha çok yönetim kurullarında kadınlar var. Belki yeni yeni şu son 2 yıldır yönetim kurulunda kadın görüyoruz. Yönetim kurulunda kadın görebilmek için neler yapmalıyız? Çünkü o kadar değerli kadınlar var ki, ben sigorta sektöründen biliyorum. Yani sadece küçücük bir sigorta sektöründe bile yönetim kuruluna girecek, her yönetim kurulunda birer tane kadın olabilecek kadar tecrübeli, deneyimli ve hatta tecrübe, deneyim dışında, işte şu anda ne bileyim, sosyal medya ile ilgili pırıl pırıl gençler var. Şirketleri bir adım öneye taşıyacak. Kadınların yönetim kurulunda olmaları için ne yapmamız lazım? Sema Hanım, ben bu aşamada açıkçası o konuya şampiyon yetiştirmek mantığıyla bakıyorum. Yani en güzel bence formüllerden bir tanesi, ki bunun yapıldığını da görüyoruz şirketlerde. Çünkü bilmiyorum, bana hak verir misiniz ama son zamanlarda özellikle şirketler yönetim kurullarına, üst düzeylere kadınları atıyorsa bunu bangır bangır bütün sosyal medya kanallarından yayınlıyorlar. Bu harika bir şey. Evet. Dolayısıyla birincisi şampiyon yetiştirme mantığıyla yüksek potansiyelli kadınların ayrıştırılması. Onların özel programlara tabi tutulması. Bu arada yüksek potansiyelleri belirlerken teknoloji çok çok önemli. Çünkü genelde yine karar vericiler erkek olabiliyor. Burada maalesef yine ön yargılar kadınların önüne geçebiliyor. Ama siz bir takım teknolojik altyapılar kullanırsanız, bu altyapılar yapay zekalarla eğer desteklenmiş programlar olursa, burada işte o zaman ön yargılardan uzak, hakikaten yüksek potansiyelli kadın ve yetkin olmak meselesi. Yani kadınları gerekli konularda, yani bu sektör bazlı tabii çok değişecektir. Ama o kadının özellikle ne yetkinliklerde olması gerekiyorsa bir yönetim kurulunda yer alması için o konulara yönelilmesi ve özel eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki, pandemi döneminde ilk başta verdiğim rakamdaki gibi kadınların 1 yıl içerisinde iş hayatından kopuşları gerçekten çok hızlı bir şekilde oldu ve rakam da azımsanamayacak kadar çok, %10 civarında bir azalma var.
Bu pandemi dönemi kadınları iş hayatında nasıl etkiledi sizin rakamlarınıza ve sizin bilgi ve bulgularınıza göre? Şimdi bizim araştırmamız pandemi öncesi yapılmıştı. Dolayısıyla hani sonraki trendi henüz görmedik. Onu tahminen 1-2 sene sonra yaptığımız araştırma çok daha net göreceğiz. Ama hepimizin bildiği farklı araştırmalar var. McKinsey'nin araştırması var. Onların söylediği yanılmıyorsam her 4 kadından bir tanesi işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ama esasen yine hep başa dönüyoruz. Çünkü kadın ve erkeği yan yana koyduğumuzda dediğim gibi yani pandemi döneminde en zor konulardan bir tanesi bakım yükümlülükleri oldu. Çocuklar evde ya da hastaları var insanların. Ona kim bakacak? Genelde Sabancı Üniversitesi de bu konuda bir araştırma yapmıştı ve bir iş fedakarlığı yapılması gerekiyorsa kadınlar hep çıktı dedi ki ben işimi feda ederim. Neden? Çünkü kadın tahminen daha az kazanıyor. Daha az beklentisi var hayattan. Dolayısıyla erkeğin dişini tutması daha mantıklı geldi. Ama biz bunu değiştirebilirsek bu bir domino etkisi. Dolayısıyla burada açıkçası bir seçim yapmak zorunda kalmayacaklar. Ama bu dediğim bu özel bir dönem. Yani pandemi dönemi. Ama kadınlar çok daha fazla negatif etkilendiler. Çok daha fazla işlerini kaybettiler maalesef. Erkeklerin de tabii ki çok farklı endişeleri oldu. Ama daha çok onların açıkçası ücret bakımından eve bir şekilde evi döndürmek ya da evi desteklemek finansal bakımından bir takım farklı kaygılar oldu. Ama kadınlar dediğim gibi olanı kaybettiler maalesef ve en büyük yarayı maalesef yine kadınlar aldı. Dolayısıyla bu süreç bitince belki dediğim gibi yine şirketlerin bu konuda empati yapması gerekir. Çünkü çok olağanüstü bir durum yaşadık ve negatif etkilenen maalesef yine kadınlar oldu. Kadınların bir de şöyle bir açmazı var benim gördüğüm. Kadınlar hep kendi yaptığı işlerin birileri tarafından görülerek takdir edilmesini bekliyorlar. Yani ben bir şey yapıyorsam, bir başarı elde ettiysem beni görsünler ve bana bunun hakkını versinler. Yani biraz böyle sanki perde arkasında kalan bir liderlik yaşıyorlarmış. Bir canlı yayında bir erkek yönetici şöyle dedi bana, daha pandeminin böyle birinci ayı falan evde oturmaya başladığımızın, ya Sema Hanım dedi, ben 25 yıllık evliyim, bizim evde bu kadar iş olduğunu, eşimin bu kadar fazla iş yaptığını, çocuğumun bu kadar talepkar olduğunu ben 25 yıldır görmemişim dedi. Ben dedi odaya giriyorum, sabah giriyorum, akşam çıkıyorum, eşim o benim hani bir iş yaptığım sürede belki 8 tane işi hallediyor. Zoom'u kapatıyor, çocuğa gidiyor, yemeğe gidiyor, kapıyı açıyor, kargoya bakıyor. Dolayısıyla bu biraz hani multifonksiyonluluğumuzun aslında görülmesini beklemeden hani bizim de burada olduğumuzu gösterebilecek bir cesarete de belki ihtiyacımız var. Belki biraz da cesaretsiziz. Bizim de kendimizi böyle bir self motivasyonla biraz iş hayatında göstermemiz gerekiyor. Son olarak da sizden o zaman bireysel ve kurumsal olarak neler yapabiliriz? Sizin kendi şahsi görüşleriniz de olabilir. Mercer'ın çalışmalarının sonuçları da olabilir. Başka neler yapabiliriz? Bu konuda daha ileriye gidebilmek için. Evet, ben o son önerilerimi söylemeden önce şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Görünürlük açısından bence çok değerli bir bilgiye sahibim. Mercer'ın yaptığı bir network analizi var. Bu bizim sonuç itibariyle bir danışmanlık alanımız. Ama özellikle network analizinde çıkan şöyle bir sonuç var. Yani kadınlar ve erkekler şirket içinde kimlerle bağlantılılar? Ve çok ilginç bir sonuç çıkmış orada. Kadınlar hep kendi seviyelerindeki insanlarla ya da alt kademeyle bir şekilde sosyalleşiyorlar iş hayatında. Ama erkekler hangi kademede olursa olsun en üst tepeye kadar bile onların bir kontakları olabilir. Bu genelde e-mail üzerinden bakılan bir şey. Tabii ki isim yani bilgiler gizli. Ama işte bu görünürlüğün bence en güzel cevabı. Yani kadınlar belki sosyal hayatta biz çok daha sosyal olduğumuzu düşünüyoruz. Ya da en azından algımız öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eşimle kıyasladığımda belki ben kendimi çok daha sosyal görüyorum. Ama iş hayatında Zoom görüşmelerinde bile kadınlar daha az konuşuyormuş. Yani biz bunu yaparsak açıkçası nasıl görünürüz olacağız? Demek ki görünmüyoruz. Burada bir problem var. Dediğiniz kesinlikle gibi yani
Cesaret, evet, aynen cesaret. Ama cesaretimizi yaptığımız, başardığımız ünvan kullanmakta bile. Bir üniversite etkinliğinde bana şunu söylemişlerdi. Yeni bir avukat kişi dedi ki, ben yeni avukat oldum. Yanımda üstadım oluyor. Ben gittiğimde bir kadın öğrenciydi bu yine. Ben gittiğimde beni asistan zannediyorlar demişti. Ama mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, kadınlar ünvanlarını daha az kullanıyorlarmış erkeklere göre. Yani bu tip ufak değişiklikler yaparsak daha görünür olacağız. Cesaret, evet. Şimdi neler yapabiliriz? Ben kendi deneyimlerimden söylemek istiyorum. Bir kere kesinlikle daha cesaretli olmalıyız. Kişisel taahhütlerimiz olmalı. Yani biz bu konuda ne yapacağız? Benim kendi kişisel taahhütüm, zaten kurumlarla ilgili bir şey yapıyorum ama benim hedefim üniversitelerde bu konuyu anlatmak. Çünkü bizim verdiğimiz önerilerden bir tanesi, diyoruz ki siz bu konuya yatkın, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini anlayan, bu konuya saygı duyan ve bu konuyu geliştirmek isteyen insanları işe alın diyoruz. Ama öğrenciler buna zaten eğer hazırlıklı gelirlerse buna ihtiyaç da kalmayacak. Şirketlere dönersek de açıkçası şirketlere hep söylediğimiz bir stratejimiz olsun. Stratejinizi yaparken de ne yapacaksınız? Verilerinize bakacaksınız. Yani öncelikle bir şirketin fotoğrafını çekin. Bu zaten Mersin danışmanlık alanlarından bir tanesi. Biz kadınları nerede alıyoruz, nerede kaybediyoruz, neden kaybediyoruz? Yani neden kaybettiği sorusu, işten çıkış görüşmelerinin toplanması bir yerde veri olarak ve buna bir çare bulunursa, ve genelde nerede kaybediyoruz biliyor musunuz? Kadınları en verimli olduğu yıllarda kaybediyoruz. Kıdemli yönetici ve üst düzey yönetici. Ve hep şirketler şunu düşünüyor. Biz hani kadın istihdamını arttıralım. Bu da iyi bir şeydir. Evet, ama bu çözüm değil. En büyük problem kadını iş hayatında tutmak. Dolayısıyla onu nasıl çözeceğiz? Ona bakabiliriz. Bunda da yapılabilecek en güzel şey, kadınlara özel programlar yapılması, yüksek potansiyellerin belirlenmesi ve mümkünse dediğim gibi teknolojik altyapılarla, yani özellikle esnek çalışma modellerini destekleyecek, onları ön yargılardan uzaklaştıracak programlarla desteklemek. Bunlar birkaçı, yapılabilecek çok şey var. Ama umarım bunlar bile biraz yardımcı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ben yaklaşık 30 yıl önce bir sigorta şirketinin hasar müdürüydüm. Doğu Anadolu'da bir acentemiz vardı. Bana Sema Hanım diyordu ama müdür bey diyordu. Ben 2 yıl boyunca ismini söylemeyeyim şu anda ama kendisini hürmetle anıyorum. Çok da iyi bir insandı. Ya bana niye müdür bey diyorsun? Ben kadınım diyordum. Sema Hanım diyorsun, müdür bey diyorsun. Yok diyordu, bizim kitabımızda müdür kadın olmaz, müdür erkek olur. Sen olmuşsun müdür ama diyordu. Ben kabul edemiyorum bunu. Tabii 30 yıl öncesinde kaldı işin esprisi ama herhalde en önemli şey biraz algıları yönetmek. Biraz da yine anne olarak bizim çocuklarımıza hani daha çok küçük yaşlarda bu eşitlik konusunda sadece bir şey anlatmak değil, göstermek, gösterebilmek. Yani evin içerisindeki yaşantıda gerçekten çocuk çünkü anlatılanı değil, gerçekten gördüğünü anlıyor. Dolayısıyla inşallah hepimiz bunu hep birlikte, kadın, erkek, genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan hep birlikte düzelteceğiz. Ben memnunum şu andaki gidişattan. Türkiye'de hani sadece sivil toplum kuruluşları, şirketler değil, devlet nezdinde de bir sürü şey yapılıyor. Yılmadan yolumuza devam edeceğiz hep birlikte. Çünkü bunun sonucunda toplumun total olarak refaha ulaşması var. Sadece kadınların değil, erkeklerin de ve erkek kadın hep birlikte aile olarak da, şirket olarak da, toplum olarak da refaha ulaşacağımız kesin. Çok çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerin için, katılımın için. Ve her zaman bize verdiğiniz destekler için hep birlikte yine güzel projelere beraber imza atacağız. Kesinlikle her zaman varız ve çok teşekkür ediyoruz bana da yer verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mercer'a ve katılımcılara. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Yarın herkesin iş günü başlayacak. Evde olmakla beraber karantinamız bitecek. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.